Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kastamonu layıkasından bir iki parçayı okuyayım. Sakın sakın dünya ceyranları, hususan siyaset ceyranları ve bilhassa harice bakan ceyranlar sizi tefrikaya atmasın. Sizi birbirinize düşürmesin. Niçin? Karşınızda ittihat etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. Görüyor musun? Yani Üstad başka yerde diyor ki, uzun olmasın diye ben bin mana nakledeceğim. En vahşi kabileler de var Afrika'da. Kabileler birbirine böyle. Veya aşiretler var doğuda. Kendi araları arasında husumetten dolayı, üstadımızı verdiği misal hatırlarsınız. Haydaran ve Hasan aşireti. Haydaran ve Hasan aşireti aralarında en az 50 kişi öldürdükleri halde hariçten büyük bir dışarıdan büyük bir aşiretin ucumu zamanında dahildeki nizayı, sıkıntıyı, ihtilafi mevzuları unutup o harici düşmanı defendinceye kadar dahildeki nizaya, ihtilafa bakmadılar. Bununla alakalı tarihçede de şöyle bir şey de var. İttihat Terakki Osmanlı'nın yıkılmasına sebeplerdendir. Fakat o ilk genç Türkler, Jön Türkler diye kurulduğu zaman Türkiye'de ben Rumlar, Avrupalılar onlara da hücum etti. Onlara harici düşmanlar zamanında Üstad o ittihatçılara hücum etmedi. Yani onaylamadı ama hücum etmedi, hücum etmeyi de istemem diyor. Çünkü harici düşman var. Yani büyük zararı küçük zararla def edin kanunu var. Yani ehemi mühime tercih meselesi. Yani muhakeme gerekiyor bunda. Ehemi mühime. Bunu evde de yapalım, cemaate de yapayım. Ondan sonra konuma geçeceğim bu mevzuları. Şu anda Türkiye'de cemaatlara karşı durum, halkın durumu belli. Ve bunu bahane ederek ehli dalalet ve zındıka birkaç tane komite bir cemaat değil, bütün cemaatleri istemiyor. En ufak bir şeyi bahane ederek cemaatler böyledir diye cemaatlerin ortadan kalkmasına istiyor. Bunu gözüküyor artık. Felasete gerek yok. Saklamıyorlar artık abi. Saklamıyor. Böyle bir durumda değil dahili niza, dahili bazı şeylerin öne çıkması, cemaatler arasındaki de ihtilafi meseleleri gündeme getirmemek gerekiyor. Madem iman cihetiyle kardeşiz, diğer teferruat deyip işimize bakacağız. İhtilafa girip de bizi perişan etmek isteyen harici cereyanlara yem olmayacağız, kardeşlerimize de yem etmeyeceğiz. Evet, dahilde gerekçelerin vardır. Bazı şeyler haklısın ama hakkını arama zamanında değiliz. Eve uygulayayım bunu. Evde adalet yoktur. Evde hak yoktur. Yapmayacaksın adalet. Ne yapacaksın? Merhamet edeceksin, şefkat edeceksin, affedeceksin. Adalet de yap ama şöyledir. Adalet, hak edene, hak sahibine hakkını vermek. Adaletin birinci sıfatı, hak edene hakkını vermektir. İkinci sıfatı, haksızlığı, yani haksızlığı hak bilmeyeceksin. Üç,
muhakeme ve muazeneyi bırakıp büyük bir zararın gelmesine davet etmek manasına gelen küçük mevzularla boğulmayacaksın. Büyük büyük bir fırtına geliyor. Onu davet etmeyeceksin. Küçük şeylerle boğulma. Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. Sırınca akıllı olmak lazım. Kısacası muhakemat 49'da der ki, ondan sonra geçiyor. Sıkıntıyı geçeceğim. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Başka? İfrat ve tefritte olanlar çok aldanır, aldatır. Bir tane de var. Muhakeme ve muvazeneyi kaybeden ifrat tefrite düşer. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Var mıydı bir tane de? Dört tane olacak. Aslı bulamayan teferruatla meşgul olur. Kardeşim, kısacası, kısaca, iyi bir doktor olmadan önce, iyi bir alim olmadan önce, iyi bir nurcu olmadan önce, iyi bir baba olmadan önce, iyi bir mühendis olmadan önce, iyi bir esnaf olmadan önce, hepsinden önce iyi bir insan olacağız. Anladık mı arkadaşlar? Yani ne yaptığımızı bileceğiz, ayağımızın dalını kesmeyeceğiz. Tamam, bakın dahili problemlerimiz var. Ama bunu kendi aramızda mümkünse çözeceğiz. Değilse herkese kapısı açık olan medya veya herkese açık olan bir ortamlarda bunları hak talep eden de haksızdır. Haksızdır, küçük bir hakkını koca cemaatin veya İslamiyetin veya ailenin hakkını paymal etmektir. Öyle bir hak yoktur. Kim niza çıkartıyorsa haksızdır. Çünkü niye? Evet, detayda haklısın. Onu arayacak zamanda değiliz. Haşırda alırız. Bunu ben söylüyorum. Niye biliyor musun? Aranızda hemen hemen en yaşlı benim. En mağdur da benim. Yani başıma örülen bir sürü çoraplar var. Derslerimi kesiyorlar, önüne arkaya koyuyor, çıkartıyor, mahkemeler oluyor, devam ediyor. Yani kesiyorlar, doğruyorlar, önü arkaya, zulmediyorlar, küfür ediyorlar, yıkıyorlar yerimi, mekanımı vesaire. Ama olsun, olsun. Çünkü karşımızda imansızlık ceylanı var. Başka bir şeyle meşgul olacak zamanda değiliz. Gözünü oradan ayırma. Ne zamandayız? Birisine elif öğret. Birisine Allah demeyi öğret. Namazı anlat. Bir asay musayı eline ver. Tarikatçıysan zikir ver. Subhanallah desin 99 defa. Yap yani bir şey. Bir şeyle meşgul ol. Ama şununla meşgul olma. Sakın ihtilafa girme. Alette olma. Tamam? Çünkü dehşetli bir ormandan geçiyoruz. O ayıların saldırısı olmasın diye ustad yanımıza çingene veya köpekleri şunlar bunlar alıp da o ormandan geçersek bizim şahsiyetimiz düşmez. Ustadın misali değil mi arkadaşlar? Yani sakın ha sessiz olun, kendi meşrebinizi vesairenizi koruyun ama sakın hiçbir şeye ihtilafa sebep olma. Bunu ödeyemezsin. Mesuliyeti ödeyemezsin. Hiçbir şahsi sebapla cemaate verdiğin zararı ödeyemezsin. Çünkü umumi hukukla şahsi hukuk farklıdır. Şimdi konuyu değiştiriyor. Ben tahmin ediyorum ki bu paragrafı kesiyorum ama bu size de çok lazım. Bütün küre-i arzın bu yangınında, bakın yangın,
İnsanlık cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Kimin pileğirine, çalma düğmesine basarsan ya karısından, ya kızından, ya kocasından, ya vesvesesinden, vehminden, panik ataklığından şikayetçi. Böyle bir asırdayız. Bunun adı ahir zaman. Ahir zaman hiç kimse bunda mahrum olmaz. Böyle bir fırtına var. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ahir zamanda duhan olacak. Müslümanlar da sükkam olacak. Duhan nedir ya Resulallah? Göz gözü görmeyecek duman olacak. Müslümanlar ise sükkam, nezle olacak. Nezle demek, nezle olan adam yemeğinin tadından, kokusundan keyif alamaz, lezzet alamaz hale gelecek. Bu ne kadar evinizi ve ruhunuzu, deliklerini kapatmaya bağlı. Haberlerden uzak durun. Haberler Kur'an dediği gibi, ayet dediği gibi inanmayın. Ekserisi der ustad yalan üzerine kurulmuş. Sizi Allah düşmanlarına dost, Allah'ın dostlarına düşman yaptırıyorlar. Yani Allah düşmanlarına dost oluyoruz. Allah muhafaza etsin. Aklımızı dağıtır manevi bir divane, kalbimizi dağıtır manevi bir dinsiz oluyoruz. Çünkü Allah düşmanlarına dost oluyoruz, haberimiz yok. Niye? Onların bize sunduğu bilgileri göre dost ve düşman ediniyoruz. Yanlış bu, yapmayın. Haber dedi diye Kur'an mı dedi ki inanıyorsun? Uzak dur. Ha, şimdi de dinle, ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın, dünyanın bu yangınında ve fırtınalarında, fırtınaya esiyor kardeşim, esiyor. Bir rüzgar geliyor, Mersin'den bir girdi, Adana'dan, Ankara, Eskişehir, İstanbul'a darmadan etti gibi. Böyle bir anafor geliyor, nereden geldiği belli değil. Bir örnek vereyim, şaşıracaksınız. Hemen WhatsApp'ınızda bir yazı gelir. Efendim Doğu Türkistan'da şöyle oldu böyle oldu. Kim diyor bunu? Birisi yazdı. Anafor gibi attı bak. Hemen avlanıyorsun onunla. Hemen moralin bozuluyor. Psikolojin çöküyor. Ailede agresif oluyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bunun böyle olduğunu kim söylüyor? 10 sene önce, 7 sene önceki temcit pilavı gibi bozulmuş yemeği önünüze ısıtıp sunuyorlar. Gelmiyor. Oyuna geliyoruz arkadaşlar. Atıyorlar bir şeyi. Niye muhatap oluyorsun? Öyle olduğunu kim söylüyor? Adamın bir gayesi var. Tamam mı? O siyasi gayesine göre, siyasi gayesine göre o toplumu nasıl böyle anude ederim? Bir haber atıyor. Ya bu şebeke, telefon şebekesi olabilir. Herkese bunu paylaş. Niye? Kontrol gitsin ya. Ya. Yani fırtınadan bahsediyorum. Bu yangın var. Yangın, imanlar, dimalar, akıllar, anlayışlar, sebatlar, kanaatlar yanıyor. Fırtına var. Bir şey atıyorlar ortaya. Artık kafalar ona. Hani top gibi. Yani 50 bin sahada var. Bütün kafalar böyle. Böyle. Bütün kafalar böyle. Yani acayip bir şey. Fırtına. Sonra selameti bu durumda, bu ortamda selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden, kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Hakiki. Hakiki bak şimdi. Sıkıntınızın sebebi üçtür diyor. Nedir o? Allah'a teslim, tevekkül ve itimat eksikliğimiz var. Allah'ın icraatına itimat etmiyoruz. Teslim olamıyoruz. Tevekkül edemiyoruz. Ben size iki tane doktor öneriyorum psikolojiniz için. Acaba hangi doktoru söyleyecek? Nedir o doktor? Doktor meşguliyet. İki, doktor teslimiyet. Meşgul olun hizmetle. Meşgul olun Allah'ın icraatına. Karışmayın. Kastamonu 220'de diyor ki, hikmetini ve Allah'ın gayesini bilemediğin, bilemeyen, mümkün de olmayan kainattaki icraatına. Ya niye böyle oluyor ya burada ya? Brezilya'da niye böyle oluyor? Suriye'de niye böyle oluyor?
seni ihata eden, bilip bilmemen, olayı değiştiremeyen meselelere Allah'ın inayeti, adaleti, rahmeti, hikmeti noktasında bakın. Yoksa yeise atar. Bakın, şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Şeytanın gayesi günah ile yeise atmaktır. Yeis günahın günahıdır. Günahlar cehenneme gider. Yeis Adem'e gider. Yeis ümitsizliktir. Ustadımızın tabiriyle yeis mani her kemaldir. İstirahat ruhunu isteyen, muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman. Ehli iman ne demek? İmanı ulema. İndirgemiş. Daha indirilemeyecek yere indirmiş. İmanın üç tane olmazsa olmaz şartı var. Bir, hakiki ehli iman bu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. İki, imanın ana teması, şart. Kur'an ve hadisteki, edile-i şeriyedeki haram ve helallara kabul etmek. Yapmasa da. Üçüncüsü çok önemli. El hubbu fillah vel buğzu fillah. Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. Yani Allah'ın düşmanına dost olursan iman yok olur. Onları tanımak mesela abi. Onu tanımak için hiç bulaşmayacaksın. Tanımaya değil, doğruyla meşgul ol. Yanlışları öğrenmeye zamanımız yoktur. Ancak doğrular öğreneceğiz. Demek ki yalnız hakiki ehli iman, sonra ehli tevekkül ve rızadır. Allah'ın icraatına razı ol. Olmasa ne olur ki, başını örse vurur, sıkılarsın ya. Allah'ın kainattaki rububiyet yapıyor. Allah kainata Allah'lık yapıyor kardeşim. Senin nefsin, arzun, fikrin, anlayışın kainata mühendis mi yaratıldı ki? Olmadı. Yanlış gitti. Fazla oldu galiba. Bu daha zor oldu. Diyesin. Kainata mühendis mi yaratıldı? Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaran Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. Nedir o? Sadakat. Arkadaşlar, tren iki sistemle hareket eder. Yani yolcuyu götürür, seni götürür. Bir, trenin var olması, iki, rayların var olması. Trenin varlığı iman esaslarıdır. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Raylar ise laikalardır. Kastamonu laikası diş dünyamızda gelişen hadiselere yap yapma, de deme, git gitmeleri oluşturur. Bizi istikamete koyar. Barlar laikası idealist taba adamlarının ruhunu inşa etme malzeme deposudur. Emirdağ laikası içsel alemimizi inşa etmek adına duygularımızı, fikriyatımızı, hissiyatımızı kıblesine koyan malzeme yumağıdır. İstikamet isteyen laikalara sarılacak. Sözleri okuyarak kendinin nereye ait olduğunu bilemezsin. Yani Sibirya'da bir adam internette nurları tanısa, tevhid dersini, sözler eline geçse, ben şunlarla beraberim, şuraya aitim diyemez ve şuurunda olamaz. De, tahmin etse bile isabet ettiğini bilemez. Şart laikaları okuyan kendisini nereye ait olduğunu bilir. Aidiyet verir. Şahs-ı manevi layıkalar oluşturur. Sadakat da demek dendiği gibi yapmaktır. İhlas demek dendiği için yapmaktır. Bunu da layıkalar vesile oluyor. Layıkaları böyle çize çize notala ala, yani böyle okurken yapma, deme, gitmemem lazım. Böyle kaideler malzumesidir. Bırakma bunu. Bunu laikaları tutunursan Allah'ın izniyle ifrat tefritten azade hat istikameti buluruz. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları cümleyi bir de okuyayım. Bunlar içinde
En ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. Niye? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla. İman nurdur, kuvvettir. Kuvvet ne demek? İman mahluktur. Kuvvettir. İçinde enerji vardır. İman enerjisi. İnandıklarını yaparsın, inanmadıklarını yapmazsın. O enerjiyi kullanırsın. İman böyle bir şeydir. Nur ise sana gösterir. Önünü aydınlatır, karanlık alemleri aydınlatır. Onun için Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkikinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Bir de okuyayım şurayı. Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkikinin gözüyle kader-i ilahinin ve rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden her şeyde, ama bak her şeyde, en acımasız kanser, ne bileyim kaza veya bir savaş, her şeyde kader-i ilahinin özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden, rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü müşahede edip gördüklerinden, kemal hikmetini Allah'ın o olayda, cemal adaletini müşahede ettiklerinden, yani böyle oluyor. Eğer olayın arkasına çıkıp Allah'ın nazarıyla bakabilseydik, derdik ki lazımdır ki böyle olsun. Ya mesela ben bazen, ya bu adam orada ne işi var ya, keşke el atsaydım. Şöyle diyor, yani oradan değil de şurada olsa diyoruz. Unutmayın, senden ve benden, hepimizden daha merhametli olan, merhametten en merhametlisi olan Allah o nuru layık gördü. Herkes nerededir? Olması gereken yerdedir. Herkes neredeymiş? Olması gereken yerdedir. Endişe etme, her şey kontrol altındadır. Hiç endişe etme. Allah'ın izni olmadan, müsaadesi olmadan kimyadır. Yaprak bile kıpırdamaz. Demek ki rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde bir, kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden edince tabi kemali teslimiyet ve rıza ile Allah'a itimat edemiyoruz arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Allah'a itimat edemiyoruz. Allah'ın icraatlarını olmadı ya. Allah Allah, fazla oldu. Hiç unutmuyorum. Bir gün bu 99 depreminde Gölce'ye gittim. Adam Almanya'dan gelmiş galiba. Binanın altına jip koymuş. Paraları da eve koymuş. Bir çocuk, bir de bebek varmış. Bıldırcın avına mı ne gitmiş. Deprem oluyor. Tuz buz, bebek, çocuk, her şey gidiyor. Bıldırcın tabii pislak tabii avdan gelmiş. Ben gördüğümü söylüyor. Islaktı ve çorapları yoktu. Sağ gece de biz gitmiştik. Adam öyle olmuş ki donmuş böyle. Donmuş. Bir şey anlatacağım. O konu ne anlatıyorlarsa kesinlikle ayılamıyor. Nasıl ayılacak? Bloku olmuş. Şok olmuş. Şok lazım. Bilgi değil. Ona. Başıma geçeni söylüyorum. Dediler abi işte ceset çıkıyor. Hemen bulunduğu yerde cenazesini kıldırıyor. Gerekiyorsa bin altına giriyoruz. Ben de girdim de artçı ders depremle kolum belime kadar indiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra bir daha oradan giremedim. Ben de giremedim ya. Panik yaptık biz de. Girdik, biraz boşluktu. Bir sağlanınca tam girerken bu bel var ya, boşluk. Oraya kadar indi kolum. Oraya ne ileri ne geri. Orası biraz çukur ya. Bina yukarımda. Ayaklarım dışarıda. Çık bakalım. Orada çektiğimi ben biliyorum. Eğer kabir böyleyse durum hepten iyi değil.
Ama böyle olmayacak, inanın bana. Kabiri anlamayacaksınız. Çünkü siz ölmeyeceksiniz, itimat edin. Teris olacaksınız. Kafir ölecek. Kafir ölüm var. Müslümana mevt var. Mevt, çekirdeğin ağaca dönüşmesi, yumurtanın tavuk olması, sindani dünyadan bostanın içine çıkıştır inşallah. Şimdi o hadiseden sonra beni bir şekilde çıkarttılar. Artık ben teselli veya cenaze kıldırma imamı oldum. Başka bir şey yok. Bu adamı beni götürdüler. Ulan ne derlerse söyle diyorum. Adam donmuş o. Her şeyi yok olmuş. Sonra öğrendik tabii. Dedim ya, bu şok oldu. Bir şey anlatacağım da. Bu şok oldu. Şokla ancak çıkartalım bunu. Yanında dedim bu adama. Yanında ya birisine der gibi. Ne ya dedim, bunu kim yıktı dedim ya buraları dedim ya. Böyle bir adalet mi olur dedim. Buraları kim yıktı kardeşim dedim. Bu ne hal dedim bu şehir. Baktı öyle. Ne diyorsun kardeşim sen dedi ya. Ne diyorsun sen dedi. Git böyle bağırdı. Dedim ya kim yaptı diye soruyorum dedim ya. Kim yaptı bu şehri? Bilmiyor musun dedi kim yaptı. Benim bildiğime göre Allah yaptı. Allah fazla yapmaz, az yapmaz. Ortayı yapar gibi geliyor. Doğru dedi. Ondan sonra her şeyi olan adam çoraba muhtaç oldu. Çorap verdik. Ya kardeşim, bu dünyada bir film çeviriyoruz. Herkes başrolde bu filmin. Dünya sahnesinde ezelden ebede uzanan bir filmin içerisinde biz oynuyoruz. Ama dünya denilen bir gurbet yerinde sahne aldık bir saatliğine. Gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Şimdi Allah'ın bu kainatta Allah'lık yaptığını, biz olayın bir parçasını bildiğimizi, bütünsel göremediğimizden dolayı eksik, yalnız, kusur gördüğümüzü unutmadan Allah'ın icraatına itimatsızlık etmemek. Allah yapıyorsa ifrat ve tefrit yoktur. En doğrusu odur. Kendi özgüvenini yıkma. Tabii ki isteriz daha iyi olsaydın. Ama şu anda olman gereken olmuşsun. Olmakta da devam ediyorsun. İnsan nedir? Olmakta olandır. Hala durmamış. Bu durmuştur. Defterde bir şey olmamaz da. İnsan olması devam ediyor. Kabirde de devam edecek. Yani olması bitse insan budur denilir. İnsan budur denilemez. Çünkü niye? Olmakta olması devam ediyor. Olmakta olandır. 218 şualarda bunu anlatır. 20 vecihle insan tanımında bu var. İnsanın olması bitmiyor. Dolayısıyla bu kainatta insan halife yaratıldığı için bütün varlık ona baktığından dolayı Allah'ın icraatına, adaletine, hikmetine şeyle bakacağız. Teslimiyetle, tevekkül ve teslimle itimat edeceğiz. İtimat bozuldu mu Allah'a sıkıntı başlıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet, rıza ile rububiyet ilahinin icraatından olan, kainattaki Allah'ın icraatından olan musibetlere, musibet neydi manası? İsabet etmiş sana. Musibet sana isabet etmişse niçin etti? El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani işlediğimiz günahlardan ataların hemen dünyadaki ikazdır. Sana ceza değil aslında. Musibet isabet etmesi seni ikazdır. Merdiven gibi bas çık. O abi her şey üst üste geldi. Tabii öyle olacak. Ya alt alta gelseydi? Üst üste geldi. Yani basarak çık. Alt alta gelseydi dibe doğru gidecektin. Demek ki rububiyet ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Yani sevdiğini bir düşün bakalım. Evladındır, eşindir, hayatındır.
inan senden fazla seviyor. Yani bir daha okuyayım şurayı. Merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Son cümlemiz, işte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an-ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Ne yapıyor Risale-i Nur? Mevcut olan imandan istifade yolunu göstermiyor. Yani şu zikri çek, şu namazı kıl, şu Kur'an okur demiyor. O mevcut imanı kullanıyor ki zaten Müslüman bunu yapmak istiyor da yapamıyor. Ceyran yok, yani akıyor. O orta akıyor. Sağlam akıyor. Kapıyor. Risale-i Nur mevcut olan imanın potansiyelini, kalitesini, o enerjinin derecesini yükseltiyor. Yapmak istediklerini çok rahat yapıyorsun. İman nurdur, iman enerjidir. İman mahluktur, böyle bir anlayış falan değil. İman varlıktır, içinde enerjidir. Dolu dolu oluyorsun. Bak ceyran gibi oluyorsun. Tamam, bak ben 57 yaşındayım. Yarın da riyanlı da dersim var. Nereden nereye? Nasıl oluyor? İmanımı artırıyor. Nasıl artırıyorum? Zikrederek mi? Kur'an okuyarak mı? Şunu bunu yap. Farzları yapıyorum. Başka gücümü bir nafile yapmaya harcamıyor. Gücümü, imanımı nasıl artırıyorum? Haramdan uzak durarak. La ilahe ile yapıyorum. Gücünüzü tahripten uzak durarak imanınız artar. Zikirle, evratla imanınız parlar. İmanı yükselten la ilahe dilerdir. Uzak durun. Mesela 10 cüz kitap, Kur'an okudun akşam. Ya 10 dakika ondan sonra YouTube'a girsen, hiç uygun olmayan bir videoyu 10 dakika seyretsen, 10 cüzden aldığın feyzin irfanlığını duman eder. Evet. Sen 10 dakika bak, o YouTube'dan aldığın tahribat nedir biliyor musun? Almamak adına git 10 cüzde okuma yat. Yeter ki tahrip olma. Nereden söylüyorum? Kastamonu 148'den. Takva neydi? Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Belki şaşırmıştınız bak orada. Ne demek o? Bak arkadaşlar, meniyattan ve günahlardan içtinab etmek usul esas olmuş bu asırda. Usul esastır. İlk önce terk, sonra eylem. Ulezu bi Rabbinnaz. Hayatından bazı şeyleri, bazı kişileri çıkart. Melikinnaz. Hayatına bazı kişileri, bazı hadiseleri, bazı kitapları, Kur'an'ı ekle. İlahinnaz. Olayın arkasına geç. Rahmet ilahinin, rahmet, inayet, hikmet ve adalet ilahiye bakma mertebesine çıkınca göreceksin ki kainatta olması gerekenler oluyor. Diğerleri insanın bulaşık eli. İşte iman nasıl artar? İlk önce terklerle. Namaz gibi bir ciddi hakikat. İslamiyet'in en ciddi hakikatı Miraç'ta farz oldu. Ben tövbe, yani bir peygamberlik veya bir şeyin olsa, bir adamla tanıştığım zaman 9 dakika, 9 saat, 9 gün, 9 hafta sabredemiyorum, hemen namazı diyorum. Namaz 10 sene kadar Miraç'ta farz oldu değil mi? 10 sene ya. 10 sene. Peki ondan önce ne yapıldı? Terk. La ilahe. Terk edersek illallah oluyor. İşte imanımızı artırarak hadiselerin tazikatından kurtuluyor. Allah iki canı da aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimleri yetiştirsin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizi hizmet-i imaniye, Kur'an'ı de ihlasla, sadakatla, hizmette, takva ile ve içtinab-ı kebair sırrına mazhar eylesin. Ve hizmet-i imaniye, Kur'an'ı'dan hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Ve kabre de girdiğimiz zaman
haşirde ve ebed aleminde de Allah bizi de birbirimizden eksik etmesin. Amin. Birbirimizden yalnız bırakmasın. Amin. Hep beraber eylesin inşallah. Amin. Birbirimize şefaatçi eylesin ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktisası olan günahlarımızdan dolayı İhsan, lütuf, merhamet olan bu davayı, bu durusu Kur'an'ı, bu hizmeti Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizasından olan günahımızdan dolayı hizmeti Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.